Tarımın aslında üç önemli sorunu vardır. Birincisi, ağır maliyetlerle ilgili karşılaştığı sorunlar. İki, pazar sorunu. Üç de iklimin çok değişken olması sebebiyle tarımın, çiftçinin, üreticinin çok zor durumda kaldığı durumları burada irdelemek durumundayız. Esas olan çiftçinin en ağır maliyetlerin başında maliyetleri etkileyen mazot vardır. Mazotun fiyatının bugün 5 liraya dayanması, 4,5 liranın üstünde olması çiftçimizi, üreticimizi inanılmaz zorlamaktadır. Çiftçimizi bu noktadan kurtarmak için kesinlikle mazotun üzerindeki vergileri kaldırarak ona vermek durumundayız. Bugünkü iktidar maalesef bir taban fiyatı uygulaması yapmıyor. Özellikle çiftçinin maliyetleri üzerine etkileyen gübre gibi, yem gibi, ilaç gibi, tohum gibi konularda daha destekleyici önlemler de almıyor. Bu alanlarda da çok büyük yükler getiriliyor çiftçinin üzerine. Değerli arkadaşlarım, şimdi bunları görmezlikten gelemeyiz. Pazarını desteklemezsek, pazarını gerçekten iyi bir şekilde çalıştıracağı, malını satacağı bir noktaya getiremezsek, devlet desteğini işletemezsek, tüccarın eline çiftçimizi, üreticimizi teslim edersek, kesinlikle gelecekte tarım kesiminde çalışacak, üretecek çiftçiyi bulamayız değerli arkadaşlar. Onun için bunun üzerinde ısrarla durmak zorundayız. Tarım ülkesi olan Türkiye'nin dışarıdan buğday ithal ettiğini görüyoruz. Arpa ithal ettiğini görüyoruz. Mısır ithal ettiğini görüyoruz. Pamuğu zaten sürekli ithal ediyoruz değerli arkadaşlarım. Böyle bir yapı içinde tarım sektörünü geliştiremeyiz. Tarım sektörünü daha fazla ürettiremeyiz. Tarım sektörünü dünya ile rekabet ettiremeyiz değerli arkadaşlar. Özellikle pamuk gibi, buğday gibi, ayrıca fındık gibi, çay gibi ürünlerin üzerinde fazlasıyla durmak suretiyle, tarım alanındaki bu sorunların da giderilmesi suretiyle, maliyetlerin aşağıya çekilmesi suretiyle, vereceğimiz fiyat destekleriyle bu ürünlerin daha fazla üretilmesi ve dünyaya satılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmek zorundayız. Tarım ülkesi olarak bakın değerli arkadaşlarım, 10 senede 107 milyar Türk lirası dış alım yapmışız. Bu dışa ödediğimiz dövizin yarısını çiftçimizi versek, desteklesek, inanın var ya, biz ithal eden bir tarım ülkesi olmaktan çıkarız, ihraç eden bir tarım ülkesi konumuna geliriz değerli arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmak zorundayız değerli arkadaşlar. Ayrıca zeytinciliğin geliştirilmesi ve zeytinyağı sanayicinin de geliştirilmesinin çok önemli olduğunu sayıyorum. Dünyada sayılı ülkeler arasında olduğumuz için mutlaka bunu önem vermeliyiz ve tarım ülkesi olarak da geleceğimizi iyi bir şekilde